Bildiğiniz gibi bir yıldır bitkisel hayatta olan babamızın 2 ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. En fazla yaşayan 21 gün yaşamış. Fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. O evde dükkanda bizim olacak Remzi. Büyük kardeş olarak kuruyemişçi senin aklın. Remzi evi alsın, ben de abi dükkanı alayım. Buraya da kabaklı ittir. Ben kuruyemiş dükkanı istiyorum. Kağıda yüz vermeye gelmiyor. Ne bu? Kim bu kız? Dedemin hemşehrisi. Deden! Hadi deden, aç şu kömür gözlerini. Kömür mü? Lan deden yeşil gözlü. Bu arada Bora ben. Senin adın? Tabii. Telefon numara? Anlamış. Erkekler hep aynı. Ne aynı? Kaç tane erkek gördünüz daha aynı? Aynı! Ne çirkinmiş bu. Muhteşem oğlum, bu ne? Döner baba. Ama dönmüyor. Ben de baktım, dönmüyor. Aman Allah'ım. Çeşnisi bol gibi. Sakat attan yapılıyor. Sakat at iyidir, iyidir. Sakat attan. Babanız öldükten sonra ya anlaşırsınız ya da devlet 5 eşit parçaya böler. Günde yarım kilo yemiş, sattı, sattı. Marif abi. Bağ her zamankinden 150 kilo dedi. Lokusundan kuru yemiş ayrısın dedi. Allah. O ne dedim? Remzi! Kader. Gel bir öpeyim kızı. Ne çok öpeyim? Hayır. O ses onunla. Ben çocukları yatırım. Ben de çocuğu yatırım. Sizin işlemler için tabi Galatasaray'a uğradım da sizin bilmediğiniz babanızın üstüne bir mülk gözüküyor. On abla! Hoş gelmişsiniz kardeş. Yemek yemeden bırakmayık. Yok! Yedirtmeden bırakmayık. Anam paça yaptı. Umarım seversiz. Bayılırız canım. Vallahi paçayı zor kurtardın. Babamızı makineye bağlı olarak evimiz şartlarında hayatta tutmanın maliyeti. -5 çıktı, bu niye böyle oldu ya? Abo! Dokunma. Sana ne dedemin fişi?